Gelin, geldin mi? Gelin, geldin mi? Vaktiyle Erzurum'un köylerinden birinde güzeller güzeli bir kız yaşarmış. Kızın güzelliği görenin aklını başından bir anda alır, ağzı dili oracıkta bağlanırmış. Kınalı avuçlarına bakıp gördüğü rüyayı neye yoracağını anlam veremez Bediye. Kalbine bir korku oturur. Allah'ım, bu kınadı neyin nesi? Nereye kız? Tarlaya ana, Bekir abime aş götürüyorum. Eğleşme yollarda, tez gel. Allah'ım, öldün mü yoksa? Hayır, Allah'a şükür hala hayattasın. Başında yara var. Hemen doğrulmasan iyi edersin. Atım olacaktı. At hemen şurada. Yılan, yolumuza yılan çıkınca at ürktü ve... Düşerken başını taşa vurmuşsun herhalde. Senin adın ne? Bediye. Bediye! Bediye! Bu ne vaziyet kız? Bekir abi, vallahi tanımıyorum. Tarlaya sana aş getirirken gördüm. Sus, yürü, eve yürü hadi. Babana anlatırsan artık derdini. Yürü abi, onun suçu yok. Attan düşüp... Sana soran başımı... olmadı. Yürü! Yürü kız! Bediye! Kız Bediye! Kız Bediye, ne oldu? Söylesene kız! Daha ne olacaktı ana? Daha ne olacaktı?
Bu Ardan habersiz tarla yolunda elin adamının başını dizine koymuş. Allah'tan korkmaz mısın sen? Adamın başından aşağı nasıl kan boşalıyordu, görmedin mi? Görmedim. Yılmadın değil mi bana iftira atmaktan? Sus! Bir de konuşuyor. Sen nasıl konuşuyorsun benimle? Kalk, kalk! Anan gibi kanın mı kaynadı? Defol! Defol! Yeter! Alnımıza kara çalmadan bunu tez everelim. Everelim ana. Allah'ım! Bu zalimleri elinden ya temelli kurtar beni ya da adamın yanına al. Allah'ım sana sığındım. Bedia üvey anne ve ağabeyinin zulmünden daraldıkça daralır. Ama elden ne gelir? Nereye gider? Allah'tan başka kime sığınır? Hasan gelmedi daha bey. Kundaktaki bebek değil ha, evin yolunu bulur elbet. Çekil be kadın! Oğlum ne oldu sana? Sus be kadın, atı ürküteceksin şimdi. Hayır. Allah'a şükür hala hayattasın. Bekir gözüyle görmüş diyorum sana. Tarlaya giden yol üzerinde adamın birinin başını kucağına almış, öylece alnını okşuyormuş. Sen hala kolla kızını. Ocağımıza laf getirir oldu bu kız, laf. Kanı kudurdu, kanı. Daha yaşı küçüktür, az daha yaşarsın. Küçükmüş. Onun yaşındayken ben Bekir'im sırtımda, tarlada toprak açıyordum be. Ne yapsak ki? Köylük yerde ağızlar boş durmaz. Adımıza, ocağımıza laf söz tez iyileşir. Gel, inat etme. Namusuyla baş göz edelim şu kızı. Kısmeti çıksın, hele bir bakarız. Çıktı. Gözünü açmadı mı hiç? Yok, ara ara inleyip sayıklıyor. Ne diyor? Bedia, Bedia diye sayıklıyor. Beni iyi dinle. Hüseyin Ağa'nın oğlu Recep'e isterler. Bilmezmişsin gibi konuşuyorsun. Bırak o soysuz. Ona kızım verilirmiş. Ne tarlada çalışmayı bilir ha? Ne doğru bir sözü duyulmuştur. Bir karış toprak için babasını bile satar o be. Katiyen olmaz. Dur, nereye gidiyorsun? Dur, nereye gidiyorsun? Ya dinle beni bir dakika. Duydun mu ne diyor? He, duydum. Ana, ana Recep Bedia'yı alamazsa bacısı Ayşe'yi bana vermez. Ana bir şeyler yap. Bedia Recep'e varmak zorunda. Dur hele. Sabaha çıkalım, bir şeyler düşünürüz. Bak ana, ben ne pahasına olursa olsun Ayşe'yi almalıyım. Ona göre tez zamanda Bedia'yı... Aman! Ben sanki Bedia'nın heveslisiyim. Sen de konuşup durma. Bakacağız hal çaresine. Bakacağız dedik. Açtı bey. Ana. Oğul, şükür Allah'ıma. Başım. Nişanlı adamın ağzına başka bir ad yaraşır mı Hasan?
Medya da kim oluyor? Sus hele. Çocuk kendine anca geliyor. Ettiğin lafa bak. Oğlum iyisin değil mi? İyiyim ana. Ana, güneş doğdu mu? Delirdin mi oğul? Sabah ezanı bile okunmadı daha. Nereye gitmeye kalkıyorsun? Ana, Bedia'yı bulmam gerek. Kim bu Bedia oğlum? Kimlerden, kimin kızı? Bilmiyorum ana. Yüzü baktığım her yerde. Bak bu başımdaki eşarp don. Başıma sarılı eşarp nerede? Attım oğul. Kan içindeydi. Atma ana onu. Yıka da getir onu bana ne olursun. Oo, gelin kızım gelmiş. Sabah börek pişirmiştim. Sıcak sıcak size de yetiştireyim dedim. Gel kızım üşüme gel gir içeri. Gel kızım hoş geldin. Hoş gördük. Ana ne oldu Hasan'ıma? Karşı köyden geçerken atın önüne yılan çıkmış. At ürküp üstünden atınca da düşerken başını taşa vurmuş. Meraklanma gözünü açtı. Nasıl meraklanmayayım? Bize niye haber etmediniz? Gelip başını beklerdim. Aa, bir şey yok dedim ya. Bedia. Necla. Necla ya. Necla. Gördün mü yaptığını? Bedia da kimin nesi? Askerden geldiğin gün Necla ile evleneceksin. Bunu böyle belli. Bu alnıma dolanan eşarbın sahibi de alnımın yazısıdır ana. Sen de bunu böyle bil. Aradan günler haftalar geçmiştir. Ama Hasan Bedia'yı unutmamıştır. Her an hayali gözünün önündedir. Onu bulmalıyım. De! De! Bekir. Bekir. Efendim. Bu kız gene gidiyor. Git her peşinden bakalım nereye gidiyor. Başıma sarmıştın. Sen olmasaydın çoktan ölmüştüm.
Benim adım Hasan. Karşı köyde Mehmet Ağa'nın oğluyum Bedia. Hayal meyal gördüğüm yüzün bir an olsun çıkmadı aklımdan. Bedia! Delirdin mi sen? Ona bağırma. Yarından tezi yok Allah'ın emriyle. Geç kaldın oğlum. Bu akşam vereceğiz Bedia'yı. Dur! Yapma! Git! Durun Bekir! Durun dedim sana. Dur! Ne oluyor burada? Kim bu? Kim olacak baba? Dün Bedia'nın dizine başını koyan adam. Bugün de yüzünü okşuyordu. He? Terbiyesiz! Seni kendini bilmez. Bana bak. Bir daha Bedia'nın yakınında seni görürsem ölürsün. Anladın mı? Ölürsün. Yürü. Yürü gidiyoruz. Yürü. Yürü kız. Hadi. Baba. Sus. Bu konu kapanmıştır. Askere gidip hayırlısıyla geliyorsun. Gelir gelmez de Necla ile evleniyorsun. Başka söz söyletmeyin bana. Utanmadan her gün dayak yiyip geliyor bak. Söyledim size. Attan düştüm. Dilin yalana alışmış senin. Bir daha o kızın adını ağzında duyarsam o dili keserim, anladın mı beni? Sana. Attan düştüm. Bugün de mi? Bugün de. Necla, senden bir isteğim var. Söyle Hasan. Artık aramızda ayrı gayrı mı var? Bak, biz beraber büyüdük. Nasıl desem... Hasan, lafı dolandırma da söyle. Bizimkiler görürse şimdi... Ben seninle evlenemem Necla. Sen ne diyorsun Hasan? Bunu şimdi mi söylüyorsun? Ne desen haklısın. Ama benim gönlümde başka bir sevda var artık. Nişanı siz atmış olun. Babam babandan utanır söyleyemez. Hem kız tarafı olarak... Necla! Bırak! Hayrola? Sabah sabah alacaklı gibi kapı yumruklanır mı hiç? Bohçanızı getirdim. Necla vazgeçti. Vaz mı geçti? Niye? Daha dün sabah. O dün sabahtı. Sözümüz katidir. Hasan, Necla'nın yoluna çıkmasın bir daha. Buyur. Ne arıyorsun kız Ayşe burada? Seni bekliyordum. Hayırdır? Hiç göreyim dedim öylesine. Ha, anlıyorum. Gelecek kız. Annemi göndereceğim yakında seni istesin diye. Ne zaman göndereceğim? Abinden korkuyorum be Ayşem. Hele onun şu Bedia işi bir hallolsun. Gerisi kolaydır. Sen hiç merak etme. İnşallah. Oğlum, ne yapmaya çalışıyorsun? Nedir senin bu yaptıkların? Yakışıyor mu ailemize? Herkes ne der? Köylü ne der? Oğlum anlamıyor musun? Be çocuğum yapma böyle.
Dur ana, dur. Ver. Bekir. Ha. Bekir, çök hele şöyle yanıma. Ha? Çök şu yanıma. Çök, çök, çök. Bak o. Kulağını iyice aç, beni iyi dinle. Bedia'yı Recep'e bir an önce vermenin tek yolu kızın adını çıkarmak. Böylece babası duyduklarından utanıp Recep'e he diyecek. Başka yolu yok, anladın mı beni? Aha. Yoksa bu kız bu eve kazık kakacak. Baksana, onca olana rağmen Bedia'yı nasıl kolluyor. Bir gün yüzü görmedim o kızın yüzünden. Tamam ana. Sen ne yap yap Bedia'yı göl başındaki dereye gönder. Gerisini merak etme sen. Bedia. Bedia kız. Buyur ana. Of, ne yapıyorsun? Ortalığı toparlıyorum. İyi. Benim dizlerim çok ağrıyor. Çamaşır yıkayacak halim yok. İşin bitince göl kenarındaki dereye git, çamaşırları yu. Bunu da al, leş gibi olmuş. Tamam mı? Tamam ana. Ha. İşin bitince hemen giderim ben. Ha. Anladınız değil mi? Hadi bakalım. Hadi göreyim sizi. Hadi. Baba. He. Hadi gidelim artık. He ya, iyi olur. Yürü gidelim. Acıkmışsındır. Hadi bakalım. Sabah anam tokacını bu kuyuda unutmuş. Onu almaya gelmiştim. Şu ettiğine bak. Mint Hanım'ın haline bak. Senin yüzünden her yanım çamur oldu. İki tokaç da şuna vur bari. Böyle çamur içinde nasıl gideyim? İyi. Çıkar da vurayım bari. Hazır yıkıyorken şunu da yıka bari. Baba. He. Dere kenarından yürüyelim. He. Hem yolumuz uzamaz, hem de elimizi yüzümüzü yoruruz. He ya, iyi olur, yürü. Baba. Ha. Şu Bedia değil mi ya? Bedia! Baba! Rezil seni! Abi! Bana! Abi yapma, dur! Kendi
çağırdı bizi. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Doğru diyor abi. Kız kendi çağırdı. Terlemişsiniz. Soyunu da mintanınızı yıkayayım dedi. Namussuzlar! Yalan baba! Vallahi yalan! Sus! Sus dedim, sus! Yoksa öldüreceğim seni! Sus diyorum sana, sus! Üstümüze saldıracağına bacına sahip çık önce. Bize namussuz diyenin bacısına bak. Defolun be! Bana yapılır bu be. Utanmıyor musun sen? Baba iftira! Yemin ederim iftira! Bütün köye rezil ettin bizi. Rezil! Bu ne arsızlıktır ya? Kendi gözüne de şahit aramasın artık. Bıktım ben bu kızla uğraşmaktan. Gari ne diyeyim sana? Gene de sen bilirsin bu işin sonu. Ama bilesin, bundan sonra Bediye için kimseyle dövüşme. Recep'in evine haber sal, akşam gelsinler. Bu işi daha fazla uzatmayalım. Recep'e vereceğinize beni göre verin. Vicdan, vicdanınız yok mu? Ben Recep'e bakmıştım da. He, evde. Hadi çağırsana kız. Hayırdır? Hayırdır ya, hayırdır. Gel otur. Bak, bacını bana vereceksin. Yoksa Bediye'yi unut, tamam mı? Meraklanma sen. Bu işi tamam belli. O vakit tamam. Akşam ananlar gelsin istesinler. Bediye senin. Hadi eyvallah. Ya dur hele dur. Yorulmuşsundur sen. Ta aşağı köyden geldin. Ayşe, bize iki ayran getir. Hadi bakalım, biraz sohbet edelim şöyle. Tamam. Recep'le konuştum. Hazırlığınızı edin, yarın geliyoruz dedi bana. Acele mi ediyoruz ne? Konu komşuya karşı. Acelesi mi kaldı? Ha? Kızının yaptıklarına bak. Gözünle görmedin mi? Ha? Görmedin mi? Anam haklı. Dere kenarını gördün. Göl kenarını da gördün. Köye iyice rezil olduk. İsteğini varken başını bağlayalım bunu. Hasan! 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 Hasan gel oğlum. Necla bohçayı göndermiş. İyi etmiş. Necla ile evlenmem demiştim sana. Sana soran mı var be? Askere gidip Necla ile evleneceksin. O kadar. Allah bana Bediye'yi yar etmeyecekse asker ocağında ölüp gitmeye razıyım. Necla da siz de unutun beni. Bana karşı mı geliyorsun soysuz? Allah aşkına yapmayın ne olur bey. Dur kadın çekil oradan. Yapma. Bey ne olur Allah baba, aşkına vurma. Bilesin ki sevdaya düşenin kalbinden başka yeri yanmaz. Durun. Gel buraya. Olur, gel buraya. Bey, çekil yapma. Kadın, çekil kadın, çekil. Yapma gözünü seveyim bey. Oğlanın hali meydanda. Necla da yok dedi. Üstüne gitme. Thank you.
Sanki kalbime doğdu seni burada bulacağım. Ama görüyorum ağlıyorsun. Gayri direncim kalmamıştır. Ne olacaksa olsun. Bırak git beni. Bu sevda kavuşturmayacak bizi. Medya, o gün atımın önüne çıkan yılana bile sarılabilirim seni görmemi sağladı diye. Kavuşabilmemiz için direnmemiz gerek. Şimdi edilecek laf mı bu? Yok Hasan. Sen Bekir'i bilmezsin. Yarın öbür gün askerim Bedia. Şu göl üstüne yemin et beni bekleyeceğini. Neden şimdi değillersen anlatması uzun. Şimdi başımda iş var. Bekle biraz, sular durulsun. Kalbini sabırla ol. Bedia, kıyma bize ne olur. Askerden geldiğim gün anam da babam da kapınızda olacak. İnancını taze tut. Bedia, bir söz et, öyle git. Askerde günüm geçmez. Bir umut. Şu göl şahidim olsun. Senden başkasına yar olmam Hasan. Allah'a emanet ol. Tez gidip tez gelesin. Hasan'ın göğsü sığmaz olur içine. Gölün duruluğuna, üstünde oynaşan yıldızlara bakıp gölün mü yoksa neredeyse göğsünden taşıyacak sevdasının mı daha büyük olduğunu düşünmeden edemez. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Helal olsun oğul. Akıllı ol, doğruluktan ayrılma. Sus be kadın. Her kişi böyle mi uğranır asker ocağına? Hadi. Hadi selamet. Hayırlı sabahlar. Hoş geldin Fatma. Hoş bulduk. Sabah sabah nereden böyle? Bu sabah yukarı köyde asker uğurlaması vardı. Amcamın oğlu Murtaza'yı askere uğurladık. Allah hepsine hayırlı tezkereler nasip etsin. Demek bu sabah gitti. Aa, Murtaza abimi tanır mıydın sen? Yok canım. Nereden tanıyacağım? Öylesine. Öğlen de Nurcan'ın çeyizlerini görmeye gidelim mi? Sen git. Ben şu kapıdan çıkamam artık. Göl başında olanları duydum. Ama niye yapmışsın? Bedia, oğlanların intanlarını yıkayayım diye çıkarttırdığın hesap mı kız? Fatma, sen de buna inanırsan... Allah'ım, ben kime inandırayım bunu? Yok, inanmadım. Şaka yapayım, gülüşürüz dedim. Vallahi bak şakaydı. Bekir abimin oyunudur. Bekir'in sade lafı bu olsa iyi. Tarla yolunda bir oğlanın başını dizine yatırmış. Severken yakaladım diye anlatıyor bir de. Oğlan başından yaralıydı. Kendinde değildi. Ya ölüydü ya da ölmek üzereydi dedim. Alnı boydan boya kandı. Bu Bekir'in uydurması değil yani ha? Sen olsan ne yapardın Fatma? Yanından geçip gider miydin? Oğlanın yüzüne kan yürümüş. Başını sararken Bekir geldi. Zaten ona da laf söz gerek. Bedia kız, hala bitmedi mi? Bitiyor bitiyor ana. Hadi sağlıcakla kal, sonra yine uğrarım. Bırak onu da akşamın hazırlığını yap. Yüzün aydın. Akşama görücün geliyor. Allah aşkına baba. Beni Recep'e verme. Sana yalvarıyorum, bunu yapma baba. Gelinlik yaşın gelmiştir artık. Lafın sözünde cabası. İftira baba. Bekir abimin oyunudur hepsi. Senin kanından, canından olan ben miyim, Bekir midir baba? Benim lafıma neden inanmazsın? Bekir de anası da bir gün olsun sevmediler beni. İstemediler beni bu evde. Tövbe tövbe. Bu kız iyice dellenmiş. İçine fesat düşmüş, fesat. Baba, sana yalvarırım.
İzin ver biraz daha kalayım ocağında. Biraz daha kalayım. Yolunu gözlediğin biri mi var? Yoksa sadece Recep mi? Ha? Ne Recep ne de bir başkası baba. Sayılı gündür. Köylün nazı durmuyor. Kahveden çeşme başına kadar adın ağızlarda. Allah şahidim olsun. Değil göle, bağ tarlaya inmek. Kapı önüne bile ayağımı basmam baba. Yemin olsun ayağımı basmam baba. Ayağımın sesini kimseye duyurmam. Bahçe kapısından dışarı adımını atmayacaksın. Sen ne diyorsun bey? Akşama görücüler geliyor. Haber salın gelmesinler. Gelecek kızım yok benim. Allah'ım sana şükürler olsun. Ne o ana? Cin mi uğradı yoksa? Donup kalmışsın. Recep'e haber sal. Boşa heveslenmesin. Mahmut kızı vermekten vazgeçti. Vaz mı geçti? He, vazgeçti. Nihayet Bedia kızı verdiler sana. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Sağ olasın. Hayırlı olsun. Sağ ol. Sağ olun. Rüstem efendi. Düğün boyunca çaylar benden. Herkese çay ver. Tamam efendim. Hepinizi düğünüme bekliyorum. İnşallah. Rüstem efendi, ta gelin gelinceye kadar bütün çaylar kahveler benden abi. Tamam. Sağ olun. Tamam mı? Tamam. Hadi eyvallah. Güle güle. Zor. Senin işin çok zor Bekir. Bak Bekir, korkunun ecele faydası yok. Git konuş Recep'le, babası vazgeçti de. Kolaydı. Siz Recep'i tanımazmış gibi konuşuyorsunuz. O it gözünü kırpmadan ciğerimi elime verir, biliyor musunuz? Yapacak bir şey yok. Akşama gelip de dönerlerse? İşte o zaman öldün sen. Doğru diyorsunuz. Karanlık biraz çöksün öyle gideyim bari. Gündüz gözü eve uğramaz o. Ne o Bekir? Bu akşamın görücü tarafı biziz sanıyordum. Hesapta bir karışıklık mı oldu yoksa? Bir dışarı gel de konuşalım. Hayrola Bekir? Ne diyeyim? Pek hayır değil Recep. Bedia'nın babası vazgeçti. Gelinlik kızım yok der. Ne diyorsun sen Bekir? Bütün köye ilan ettim ben. Rezil olurum. Duramam buralarda. Yaşayamam. Söylediğini işitmiyorsun besbelli. Sen benimle gönül mü geçiriyorsun lan? Benim suçum varmış gibi konuşuyorsun. Mahmut Ağa'nın aklına akıl mı erer? Bir he der bir yok der. Ben aracı sayılırım ha. Ben ne yapayım sen onu söyle. Yapma ha. Gözünü seveyim. Benim ne günahım var? Her şeyi sen yaptın. Günahlarının bekçisi değilim. Bunları ötüde hesaplarsın artık. Recep, Recep. Geber, geber. Yalancı sonsuz. Hayırdır kim ola? Bekir. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Selam.
Bekir'in boynunu çizmişler. Haberiniz var mıdır? He, 2 gün oluyor cenazesi kalkalı. Peki kim çizmiş bilen var mı? Yok, nereden bileceğiz? Ya nereden bileceğiz? Gece vakti evinin kapısının önüne bırakmışlar. Ya bunu yapan neler yapmaz değil mi? Düşünmek gerek. Belki de başka köylerden bir yabancıdır. He? Öyledir ya. Yoksa bizim köyden çıkmaz böyle şeyler. İyi. Ben bir de size sorayım dedim. Acaba Bekir'in yakınları ne düşünüyor diye merak ettim de. Hadi sağlıcakla kalın. Soyun kurusun köpek. Bekir'in boğazını kimin kestiğini gençler bilirler bilmesine ya. Korkularından tek söz edemezler. Ana, çorba pişirdim. Biraz yesen. Sen içeri geç kızım bakayım, hadi. Hasan gideli epey oldu Aliye abla. Şükür günler durmuyor elbet. Neredeyse bir mevsim bitti, hayırlısı. Aliye ana! Ha? Aliye ana! Hasan abi, Hasan abi! Hasan'ıma ne olmuş? Şehit olmuş. Şehit mi olmuş? Mehmet! Ne oldu hanım, ne oldu? Oğlumuz şehit olmuş. Yavrum, yavrum! Oğlum, oğlum benim! Hasan'ım benim, evladım benim. Yavrum Hasan benim. Canım Hasan benim. Hasan yavrum. Hasan. O gün oğlunu kaybeden Aliye Ana'nın çığlıkları yeri göğü indi. Duydun mu Medya? Karşı köye askerden şehit getirmişler. Kimmiş? Adı belli mi? Şükür Murtaza abim değil. Kimmiş Fatma? Peki kimmiş? Hasan adında bir yiğitmiş. Recep'e vereceksin. Artık beklediği kalmadı. Bekir. Oh. Bekir. Rivayete göre Bedia'yı karşı köyden Recep'e verirler. Şehit Hasan daha toprağına alışmadan Bedia Recep'e evet der. Neredeyse haftasına düğün hazırlığı yapılır. Recep'in akrabaları gelini almak için
atlı alaylı Mahmut Ağa'nın kapısına dayanmıştır. Burada az eğleşelim. Çok susadım. Hem gölün suyunu son bir kez yüzüme çalmak isterim. İyi olur. At da dinlenir hem. Hadi biraz soluklanalım. Bediye, bir söz et, öyle git. Askerde günüm geçmez. Bir umut. Şu göl şahidim olsun. Senden başkasına yar olmam Hasan.